Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu tonlama yaparak size bir sümbül oyası hazırladım. İğneden tığa bir model. Bu eski iplerimden kaplan arkadaşlar. Önceden kağıtlarını almıyorduk biliyorsunuz, eski iplerimden. Bu altın başak 940 numara. Yeşilimde leylak 732 numara arkadaşlar. İplerimin numaraları bu. Şimdi modelimi göstereyim. Evet, modelim bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir ters tarafından göstermek istedim net bir şekilde, her şeyiyle. Şöyle yaprağıyla, dalıyla. Bakın birebir sümbül oyasına çok yakışan da bir yaprak oldu arkadaşlar. Evet, şöyle şimdi çevirelim. Şöyle bir de düz yüzünden bakalım arkadaşlar. Böyle bir salkım oyası sümbüllerimiz çok güzel gözüküyor. İnşallah bu güzellik kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Bazen kameranın ışığından dolayı mıdır nedir, pek net anlaşılmıyor. Yani bizim gördüğümüz güzellik pek vurmuyor gibi geliyor ama. Evet, bu şekilde dalların arasında da, dalların üzerinde de sümbüllerimiz hazır. Yapraklar arası, dallar üzeri sümbüllerimiz, çiftli sümbül. Evet, şimdi modelimizin arkadaşlar ara suyu bu şekilde sadece tığ battı. Oyamız bakın yapımı biraz el oyalayıcı, yaprağıyla olsun, modeliyle olsun. Ona daha fazla bir ağırlık bindirerek ara suyu yaparak boğmak istemedim. Tabi isteyen istediği ara suyunu yapabilir. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz her zamanki gibi. Şöyle iki yaprak arasındaki 15 tane tığ battı, 3 tane de yaprağımız için 18 tane toplam tığ battı ara mesafesi vererek başlıyoruz. Dediğim gibi tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane de zincir çekip boş olan tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde tığ battıları hazırlıyorum. Bir zincirimi çekip döndüm. Bakın arkadaşlar, buradaki tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitleyip yuvamız için 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane ortada boşluk bırakıyorum. İkincinin içine bakın bu şekilde kapatıp sık iğne ile sabitliyorum. Ve bu 10 zincirli yuvanın da üzerine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin kenarına 5 tane zincir çekerek yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Şöyle 5 zincirimi çektim. Bakın aynı fıstık toplar gibi şöyle zincirin altından giriyoruz. Buraya dibinde bir tane zincir çekip ilmek ediniyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane bu şekilde ilmeği tığıma topladım. Bir tane de arkadaşlar 10 zincirli yuvadan bir zincir çekip ilmek topladım. 7 oldu. Yuvaya girdiğimiz ilmek sayımızla 7 oldu. Ve bunları 2-2 alarak şöyle başa kadar çıkacağım arkadaşlar. İnşallah şöyle net bir çekim, güzel bir çekimimiz olur. Bakın 2-2 alarak, şöyle yavaş da gösteriyorum ki arkadaşlar net anlaşılması için. 2 ve 2. Bakın bu bir ilk sıramız arkadaşlar. Birinci sıramızı bu şekilde hazırladık. Şöyle başına sıkı sıkı bir zincir çekiyorum. İlk ilmeğimin arasından giriyorum. Yine aynı dibinde bir zincirimi çekerek ilmek topluyorum. Tellerin arasına giriyorum. Bakın ikinci telimin arasına girdim. İçinden bir tane ilmek çıkardım. Ve 2. Sıradaki telimin arasına girip 2 tellerimin arasına giriyorum. Ve şimdi arkadaşlar burada yuvaya girmeyeceğiz. İkinci sıramızda bakın. İlk sıramızda girdik yuvaya. İkinci sıramızda girmiyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde yine 2-2 alarak başa kadar çıkalım arkadaşlar. 2-2 şöyle 2-2 ve 2. İkinci sıramızı da yaptık bu şekilde. Yine başında bir zincirimizi çekiyoruz. Yine telimizin arasına girelim arkadaşlar. Dibinde bir zincir çekerek ilmeğimizi topladık. Şimdi sıradaki telimizin içine girdik. Yine ilmeğimizi çıkardık. Üçüncü sıramızı da bu şekilde her telin arasına girip dibinde bir tane zincir çekerek ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Girdim. Dibinde bir zincir. Yine giriyorum. Bu şekilde. Üçüncü sıramızı da arkadaşlar bu şekilde bakın. 2 alarak topluyorum. Evet, yaprağımız 3 sıra yapıyoruz sadece arkadaşlar. Şimdi başında 3 tane zincir çekiyorum. İlk yuvamızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki telimize gözüküyor zaten arkadaşlar. Gayet net bir şekilde birer zincir çekerek tüm tellerin arasına giriyoruz. Bir zincir sıradaki telimize, bir zincir, en son telimizin için arkadaşlar 2 tane giriyoruz. Şöyle bir sıramız için bir de aşağı şöyle meyil ettiğiniz zaman gerdirmemesi için bir tane de o şekilde giriyoruz. Bakın bir zincirimizi yine çekiyoruz aşağı inerken. Eğer gerdirmiyorsa çekmeseniz de olur arkadaşlar. Sıkıysa, yakınsa. Ve ikinci telimizin de arasına girip en sonda arkadaşlar bu 10 zincirli bakın yuvamızın da içine girdik. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Bu güzel görünüşü arkadaşlar zor değil. Bu yaprak bu işi hak ediyor. Her telin arasına girerek bu şekilde bakın sık iğneler yaparak indik. Yaprağın duruşu çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Ve şimdi 15 tane zincir çekerek buraya dal oluşturacağız. 2 tane 15 zincirli sümbüllerimiz için dal yapacağız. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi arkadaşlar sıkı sıkı çektim. Buraya sık iğne ile sabit. Yine 15 tane zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 ve 15. İkinci 15 zincirli dalımı da bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın 2 tane 15 zincirli yuvamız oldu buraya. Şimdi bu yaprağın aynısından buraya yapacağız. Ve yine 5 tane zincir çekerek yaprağımın temelini atıyorum. 5 zincirimi çektim ve arkadaşlar bakın bu alttaki yerden girip zincirin altından şöyle bir sık iğne yaparak üstte ilmeğimi topladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeği topluyorum. 7.'yi de sadece ilkinde arkadaşlar yuvaya girme işi sadece ilk sırada ve bunu ben 2-2 alarak bakın başa kadar geleceğim. 2 şöyle net 2 ve 2. İlk sırayı bu şekilde 2-2 alarak şöyle geldim. Dibine bir zincirimi çekiyorum. Sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar bakın. Yine birinci telimizin arasından girip dibinde bir zincir çekerek ilmeğimi topluyorum. Sıradaki tellerimin arasına girerek yine arkadaşlar buraya 6 tane ilmek toplayacağım. 3 oldu, 4 oldu. Her telin arasına giriyoruz. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Biraz biz kameradan zorlanıyoruz. Ama tabii ki çıplak gözle görmesi daha net. Yine ikinci sıramı da aynı şekilde 2, bakın ortaya girmedim. Sadece ilk sırada ortaya. İkinci sırada sadece telleri. 2, 2, 2. Evet. Üçüncü sıra için köşeye bir zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar ilk telimin arasından giriyorum. 1, 2, ikinci telimin arasından girip dibinde bir zincir. Yine sıradaki telimin arasına giriyorum. 4, sıradaki telimin arasına giriyorum. 5 ve 6. 6 tane ilmeği ikişer, ikişer, şöyle ikişer teli kaçırsa hemen kolayca alınıyor arkadaşlar. 2, 2. Evet, şimdi başına 3 tane zincir çekiyorum ve bunu ilk olduğu için hem pıtırcık gibi arkadaşlar hem de güzel bir görünüm veriyor. Sıradaki telime bir zincir, sıradaki telime bir zincir, sıradaki telime bir zincir. Bakın en sona 2 tane giriyorum ki arkadaşlar biri ilk geldiğim sıranın, İkincisi de bu şekilde aşağı dönümün. En son köşedekine 2 tane giriyorum ve bir alta sık iğne giriyorum. Bakın bir de alttaki yuvaya 2 tane sık iğne giriyorum. Şimdi arkadaşlar bu 10 zincirli yuva vardı ya, bir tane de oraya sık iğne ile iniş yapıyorum. Bakın arkadaşlar yaprağın güzelliğine, asaletine, duruşuna. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor arkadaşlar. Yaprak gerçekten çok güzel. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve bakın bu alttaki yuvamın içine girip buraya tığ battı yaparak tığ battı seviyesine indim. Sık iğne yaparak tığ battı seviyesine indim. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki yuvanın içine girip sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine girip bu şekilde tığ battı yapıyorum. Buradan arkadaşlar 15 tane şu şekilde tığ battı ara mesafesini vereceğiz. Sonra yaprağımız için 3 tane daha yapıp 18 tane. Evet, işimiz bu arkadaşlar. Bakın yaprağımız ve ortadaki sümbüllerimiz için dalımız. Evet, şimdi arkadaşlar sümbülümüzün yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk dalımızın arasına girip bu eflatun ipimizi sık iğne ile buraya sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve yine dalımızın arasına girip bu şekilde bir tane yuva yapıyorum. Yine 3 zincir, yine dalımızın arasına girip 3 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir, sık iğne ile gir, sabitle. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyoruz. Evet, 3 zincirden 3 tane bu şekilde yuvamız hazır. Şimdi bunu tersine çeviriyorum. Arkadaşlar şöyle ters tarafına ve sık iğne ile buraya bakın. Bir zincirimi sabitledim. Şimdi 4 zincir çekerek İlk yuvamızı buraya, ortadaki bakın yuvamızın 3 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir, hemen ortadaki yuvaya tekrar bir tane daha yuva yapıyoruz. Sık iğne ile buraya sabit. aynı yuvanın içine bakın bir tane daha yuva yaptım. 4 zincir çekiyorum yine. Şu ilk yaptığım 4 zincirli yuvaya karşılık olarak arkadaşlar hemen ilk yaptığım yuvanın bu 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bu 4 zincirli yuvanın içine arkadaşlar bu bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Bakın 4 zincirden 5'e çıkardım zincir sayımı bu sırada ve bu 5 zinciri yine ortadaki yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir çekip yine aynı bu yuvanın içine bir yuva daha yapıyorum. Sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Yine 5 zincir karşılığı olarak bu 5 zincirin karşılığına yine bir 5 zincir çekerek hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde 3 4 5 her sırada kenar zincir sayım birer defa artıyor. Yine bir zincirle şöyle arkadaşlar çevirdim. Bu 5 zincirden çektiğim yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bu kenar dönüş zincirim bir zincir arkadaşlar. Şimdi 6. zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6. Yani 6 tane zincirimi çektim. Bu ortada yaptığımız 3 zincirli yuvanın içine 6 zincirimi sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bakın en ortadaki yere aynı yere demek istiyorum. Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Buraya aynı yeri tekrar yuva yaptım. Yine 6 zincir. Hemen 6 zincirimi alttaki 5 zincire sık iğne ile sabitledim. Hemen düz yüzüne tekrar döndüm arkadaşlar. Bir zincirim çekili. Bu bir zincirimi buraya köşeye sık iğne ile sabitledim. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş sümbülümüz oluştu. Şimdi buraya kirpik yapacağız arkadaşlar. Kirpik sayımızda 3 tane kirpiğe 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 7. İlk kirpiğimi bu şekilde buraya kapattım. Bu bir. Yine 7 zincir. 5, 6 ve 7. Yine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Bu 2. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu da 3. Evet bu şekilde. Bakın. Köşeye 3 tane kirpik yaptım. Hemen kirpiğin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ortada bu 3 zincirli yuvamız vardı ya. Oraya da geçiş yapıp oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yuvamızın içine ortadaki yuvamıza da 3 tane bu şekilde kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi bu şekilde kapattım. 4, 5, 6 ve 7 aynı işlem buraya ortaya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 7 zincir. 7 zincirimi en ortaya öbürlerinin yanına diğer ikisinin yanına bu şekilde sabitledim. Evet bakın arkadaşlar 3 tane kirpiği de ortadaki yuvaya yaptım. Sık iğne ile şöyle yanındaki yuvaya geçiş yapıyorum. Bakın. Şöyle bir sık iğne ile geçtim. Yine 7 zincirden buraya 3 tane kirpik yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen ilk kirpiğimi kapattım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen ikinci kirpiğimi Sık iğne ile kapattım. Yine 7 zincir. 7 kapatıyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane bu köşeye de yaptık. Dibine bir tane sık iğne yapıp şöyle ipimi koparıyorum. Evet, sümbülümüz bitti. Şimdi kenar koyu mor kontürünü çekeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi sümbülümüzün arkadaşlar kenar kontürünü çekeceğiz. Bunun için bu yeşil dalımızın içine girip buraya sık iğne ile ipimi sabitledim. Bakın 1-2 zincirimi çektim. Ve hemen ilk yuvamın içine girip 2 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ve yine 2 zincir çekiyorum. Hemen araya giriyorum, sıradaki araya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde kenarlarına kontürler çekiyoruz. 2 zincirimi çektim, hemen sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim, 2 zincir. Şimdi bu kirpiğin dibine de 2 zincirimi sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 6 tane zincir çekeceğim buraya. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bu 7 zincirli kirpikler vardı ya, ilk kirpiğinden tutup sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir. Kirpiklerin kenar kontürüne 3'er zincir. Ara ara bazen arkadaşlar bu şekilde videolar çekiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bakın 3 tanesini yaptık. Kirpiğimizin 3'er zaten ayırmıştık sık iğnelerle de. 6 tane zincirimi çekiyorum. Yine 6 zincirimi çektim. Sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin şöyle arasına girip şöyle, çok sık olduğu için bu şekilde arkadaşlar 6 zincirimi kapattım. Bakın sık iğnenin tepesine 6 zincirimi kapattım. 3 tanesi hazır. Şimdi tekrar 6 zincir. Yine arkadaşlar tüm kirpiklerin üzerine bu şekilde kapatıyorum. Bunları kapatırken sahte sık iğne ile kapattığım için, yaparken de bu kirpiklerimi zaten sahte sık iğne ile yaptım. Bu şekilde arkadaşlar daha zarif duruyor. Hani iğne oyasına benziyor. Hem büyük kaba durmuyor. Daha zarif duruyor bu şekilde. 3 zincirimi çekiyorum. Bu elimde butonlamalar vardı. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar 6 zincir. Ve 6. Sıkı sıkı 6 zincirimi çekip bakın yine burada sık iğnem var. Sık iğnemin üzerine giriyorum. Buraya sabitliyorum. Şimdi yine 6 zincir. 4, 5 ve 6. Hemen ilk kirpiğimden girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 3 zincir. Yine sıradaki kirpiğe 3 zincir. Sonuncu kirpiğimi de bu şekilde tamamladım. 6 zincirle aşağı iniyorum. Hemen bakın buraya, kirpiğin dibine, ipi kopardığım yere sık iğne ile sabitliyorum. Şuraları da arkadaşlar 2'şer zincir çekerek ineceğiz. 2 zincirimi çektim. Hemen araya girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2 zincir, araya girdim, sık iğne ile sabitledim. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Bakın ilk yuvamın içine girdim, sık iğne ile sabitledim. 2 zincirimi çekiyorum, yeşil yuvama girdim, sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 zincirimi çekerek dibine yakmak için, sağlanmasın diye. Bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle iplerimi yakıp temizleyip öbürünü de tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın yaprakları ve Bu şekilde. Yapımı da zevkli arkadaşlar. Şöyle ağır görünüşlü olsa da yapımı insanı zorlayan bir ağır bir modeli yok. Zincir çekerek yapıldığı için olsa gerek. Bakın bu şekilde kirpikleri birebir gerçek hayattaki sümbülün aynısı oldu. Demin de gösterdiğim gibi ara mesafesi de fazla yakın değil. İsterseniz biraz daha tabi açabilirsiniz siz tülbentlerinizde. Modelin bu şekilde. Yapılışını da tarif ettiğimiz gibi arkadaşlar. Çok kolay. Bilene kolay yani. Birazcık bilmeyene de bakarak, videoyu durdurarak, izleyerek yapabilir. Evet, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımın devamı için bu şekilde destek verirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.